Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Evet, gündemimizde Filistin var. Filistin tartışıyor, tartışılıyor. Filistin'de acı, kan ve gözyaşı durmuyor. Tabii kandan beslenen canavarlar olduğu gibi İsrail'de gerilimden besleniyor. İsrail'in 1948'den itibaren o genişlemesine dikkat ederseniz ve yıllara bakarsanız hep bir gerilimin neticesinde büyümüştür. Aslında bu gerilimi kimin çıkarttığını, derinliğini incelediğinizde de hep İsrail'i görürsünüz. Karşı tarafta birileri gerilim çıkartıyorsa ona da noktayı koyabilirsiniz. İsrail tarafının adamıdır. Karşı tarafın insanıdır. Bunları hep gördük. Peki olan Filistinli'ye oluyor. Olan Müslüman'a oluyor. Kazanan İsrail oluyor. Evet, bir işte kazanana bakacaksınız. Öbür taraf niye gerilim çıkartıyor, kim için çıkartıyor diye düşünebilirsiniz. Bizim tarafımıza döndüğümüzde bir tartışma ortaya çıkıyor. Hemen Filistin'i kim sattı? İşte Araplar yaptıklarını çekiyorlar. Filistinliler dün toprak satıyorlardı. Hemen anında bunlar da İsrail'e yardımcı oluyor. Yani şimdi kan, gözyaşı, zulmün olduğu bir yerde bir anda böyle bir hadise ortaya çıkarılıyorsa tepki koyanların tepkisini kırmak için yapılıyor. Evet, tarihi algılarla değiştiremezsiniz. Tarihimizi kimin bozduğuna dikkat edin. Kimin bozduğuna? Tarihimizi Osmanlı'dan ayrılanların tarihlerini kimlerin yazdığına dikkat edin. Emin Oktay'ı anlayın. Başka Agop Dilaçar'ı tanıyın. Bunları tanıdığınızda bunları kim tarih yazdırıyordu? Kim dilimizi berbat ettiriyordu? Bunları gördüğünüzde anlarsınız kime hizmet ettiğini. Hemen Abdülhamit Han'a saldırmak, hemen Filistin'e saldırmak, hemen Türk-Arap kardeşliğini baltalamak kimin işine yarıyor? Kimlerin işine yarıyor ve bunu kimler niçin çıkartıyor? Öyleyse bizlerin de tarihimizi çok iyi bilmesi lazım. Bana böyle bir mesele çıktığında inanın sevgili dostlar en az 10-15 tane böyle algı meydana getiren yalan tarihi haberler. Hocam buna ne diyeceğiz? Hocam buna ne cevap vereceğiz? Hocam buna ne söyleyeceğiz? E kardeşim biraz okuyalım öyleyse. Biraz araştıralım. Biraz inceleyelim. Benim vaktim iftira edenlere cevap vermekle geçecek değil. Elbette doğruları anlatacağım. Öyleyse biz de doğruları bileceğiz. Filistin'in serüvenini biraz konuşacağız sevgili dostlar. Mesela Filistin ve Abdülhamit. Filistin'i Filistinliler mi sattı? Bunları biraz tanımak lazım. Bakın, Filistin'de Yahudilerin toprak alımına ilk kararları veren kimdi? Tanzimatçılar ne yapıyordu? 1867'de Yahudilerin Filistin'de toprak alımının yolunu açmış mıydı? Evet, araştıracaksınız. Tanzimatı övenler, göklere çıkaranlar niye göklere çıkartıyor? Niye övüyorlar? Her zaman bunları söylemiyor muyum? Öyleyse Tanzimatçılar orada Yahudilerin toprak alımının yolunu açmış mıydı? Evet, 1867'de açmışlardı. Peşinden ne yaptılar? Buyurun. Osmanlı'yı borcun içerisine de sokmamışlar mıydı? 1854'ten itibaren Mustafa Reşit Paşa önce Osmanlı'yı bir borcun içerisine, borçlanmanın içerisine sokuyorlar. 1867'de de Yahudilere toprak alımının yolunu açıyorlar. 1875'te Osmanlı Devleti borçtan batma noktasına geliyor. 1877-78 bir de 93 harbine sokuyorlar ve devleti batırıyorlar. Ne uğruna? Yahudiler orayı alacaklar. Nitekim dikkat edin. 1882'de işte bu meseleler patlak vermeye başlıyor. Yahudilerin orada toprak alması, Avrupa'dan kovulmaları, Avrupa'da her yerde Yahudi avını başlatıyorlar ve Yahudileri oraya yönlendiriyorlar. Osmanlı üzerine. İşte tarihi süreç. Bunu tanıdığın zaman görürsün kardeşim neyin ne olduğunu. Ve bir kişinin işte o dönemde Osmanlı'nın başında bulunan bir adamın ölümüne mücadelesi başlıyor. 1882'den itibaren
ölümüne bir mücadele başlıyor Sultan II. Abdülhamit Han. Bu programın ve Yahudilerin Filistin'de toprak alımının önünde bir kale gibi duruyor. Ama kolay değil. Önce dışarıdakileri yasaklıyor. Onların toprak alımını orada yasaklıyor. Ne yapıyorlar? İçeride toprak alımına girişiyorlar. Ayrıca Ermeni meselelerini patlak verdiriyorlar. Fakat Abdülhamit Han yılmıyor. Mücadelesini devam ettiriyor. Ve bu defa meşhur Theodor Herzl devreye giriyor. Bakın 1896 ile 1902 yılları arasında tam 5 defa İstanbul'a gelecektir. 5 defa Abdülhamit Han'la görüşme yapabilmek için çırpınacaktır. Görüşme yapabilmek için uğraşacaktır. Önce Abdülhamit Han ona, onun da dostu olan Levnitsky vasıtasıyla bir haber gönderecektir. Çünkü onun maksadını gayet iyi biliyor. Okuyalım sevgili dostlar bunu. Abdülhamit Han'ı anlamak bakımından, tanımak bakımından bir kez daha okuyalım. Levnitsky'ye diyor ki, eğer Bay Herzl senin benim arkadaşım olduğun gibi arkadaşın ise ona söyle. Bu meselede ikinci bir adım daha atmasın. Ben bir karış bile olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu imparatorluğunu kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanlarını dökerek mahsuldar kılmıştır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri birer birer pilevine de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanında kalmışlardır. Türk İmparatorluğu bana ait değildir, Türk milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını vermem. Bırakalım Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Benim imparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'i karşılıksız da ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimizi taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Sultan II. Abdülhamit Han gayet netti. Gayet kararlıydı ve adımlarını da gayet yerinde atıyordu. Bütün dünya, Ruslar, Almanlar, İngilizler, ABD hepsi orada bir Yahudi devletinin kurulması veya Yahudilere toprak satılması veya Yahudilere bir parça verilmesi için harekete geçtiler. Sultan Abdülhamit Han da diplomasiyi başlattı. Bakın yerinde hareketler. Önce Almanya. Almanya 2. Wilhelm'le irtibata geçti. Almanlar 1900'e kadar destekliyordu. 1900'den itibaren hayır dediler, orada bir Yahudi devletine karşıyız. Kim söylettiriyor bunu? Kimin gücü söylettiriyor? Ruslar 1903'e kadar orada bir Yahudi devletinin kurulması taraftarıydılar. 1903'ten itibaren geri durdular. Kim yaptırıyordu bunu? Bunu kim söylettiriyordu? Durduk yerde mi vazgeçiyorlardı? Araştırın. Kim? Sadece geride İngilizler ve ABD. Orada boş duruyor muydu Abdülhamit Han? ABD'de Muhammed Webb vasıtasıyla hangi propagandayı yaptırıyordu acaba? Hem de bizzat Yahudilere. Yarın orada devlet kurulduğu zaman sizi ABD'den atacaklar, sizleri Rusya'dan atacaklar, bütün mallarınıza el koyacaklar. Buyurun sizin orada yeriniz var, gidin diye ters propagandayla nice Yahudileri ABD'ye karşı bir hale getirebiliyordu Sultan II. Abdülhamit Han. Evet, asla boş durmuyordu. ABD'de Osmanlı Büyükelçisi Ali Ferruh Bey, bakın orada şu konuşmaları yapıyordu. Biz Arap ülkelerinde bir karış toprak parçasını trilyonlara satmayız. Trilyonlara. Ermeni meselesinde ve borçlar meselesinde Osmanlı'yı destekleme sözünü veriyorlardı. O zaman ne diyordu? Bunlar siyasi mesele. Bunlar borçlar meselesi. Maliyenin meselesidir, bizi ilgilendirmez. O maliyeyi ilgilendirmez. Onu o halledecek. Evet, yerinde duruş, yerinde tavır. İşte bunlardı. 2. Abdülhamit Han mücadelesini yapıyordu. Peki para bol,
giriyorlar, bir şekilde oralara sızıyorlar. Kimlerden? Kimin toprağını aldılar? Filistinliler mi sattı? Dikkat edin. Bakın ne söylüyorum. Orada Filistinlilerin, Filistinli, garip, fakir Müslümanların sattığı toprak parçalarının miktarı bir elin parçalarını adedini geçmez. Orada daha çok devlet toprağını alıyorlardı. Kim vasıtasıyla? Maalesef bir takım kamu görevlileri vasıtasıyla. Biz bunların raporlarını biliyoruz. Abdülhamit Han oraya müfettişler gönderiyor. Hayfa Belediye Başkanı Mustafa Efendi, Akka Mutasarrıfı Sadık Paşa, Hayfa Kaymakamı Ahmet Şükrü Bey, buyurun bunların isimleri var. Orada paralara tav olan bir takım kimseler toprak parçasız el altından sattırmaya başladılar. Yahudi köyleri kurdurmaya başladılar. Bunlar yüzyıllardır buradaydılar ama kayıtlı değildiler diyerek de numara çekiyorlardı. Abdülhamit Han bunlar hakkında takibat yaptırtıyordu. Ve bu işlerin önünü alabilmek için büyük mücadele veriyordu. Bakıyor bazıları paraya karşılık toprağını mı satıyor? Bu defa da yine Abdülhamit Han devreye giriyor. Orada ajanları cirit atıyordu Abdülhamit Han'ın. Ve bunların topraklarını fazlasıyla hazineyi hassaya alıyordu. Yani kendi mülkü olarak hazineyi hassaya kendi parasıyla alıyordu Abdülhamit Han. Buyurun. Bütün bu mücadeleyi gerçekten can siperhane bir şekilde verdi. Abdülhamit Han gitmeden oraya İsraillerin yani oraya Siyonizmin yerleşemeyeceği net bir şekilde görüldü. Evet Abdülhamit Han işte bunun için belki de tahtından alaşağı edildi. Bu büyük büyük mücadele bugün arşiv vesikalarında sayısız ve ortaya çıkarılıyor. Sadece biraz araştırma yapmamız lazım. Abdülhamit Han gitti, o ölümüne mücadeleyi canı pahasına, tahtından olma pahasına ödedi Sultan Abdülhamit Han. Ama orada bir Yahudi devletinin kuruluşuna asla müsaade etmedi ve bu yolu açmadı. Abdülhamit Han gitti, ne oldu? Anlatacağız sevgili dostlar. Biraz sabır, muhabbetlerimle.